Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ben ne yaparım ki teyze? Kahve içiyorum. Oğuz'un kahvesi mi o? Nereden anladın? Hiç. Tahmin ettim sadece. Çok iyi biri değil mi ya? Öyle. Emre'nin yaptıklarından sonra çok iyi geldi bana. Ya. Ya o anlamda değil teyze. Hı. Yani bayağı iyi arkadaş olacağız gibi geliyor bana. Kafalarımız da uyuşuyor. Zaten Oğuz olmasaydı Emre'nin bana yaptıklarını düşünmekten bir haftada yaşlanırdım. Ne yaptı ki Oğuz sana? Aslında hiçbir şey. Sadece odaklandığın şeyden çıkartıyor seni. Başka şeyler düşünüyorsun. Hem çok nazik ve rahat biri. Yani onun yanında bayağı rahat hissediyorum kendimi. E iyi, sen de arkadaşlığına devam et o zaman. Annemle Feryal Hanım yakıştırıyor ya bizi. Zorluyorlar falan. Onun farkındayım. Allah'tan Oğuz da farkında. Bu durumla bayağı dalga geçiyoruz. O yüzden bu durum hiç germiyor beni. Onun da farkındayım. Bu gece senin gecen, sen niye beni konuşturuyorsun ki? Düşler kur, hayallere dal, evliliğini düşün. Hatta ben gideyim en iyisi. Sen rahat rahat düşün. Zaten uzun zamandır ilk defa bu kadar rahatım. Emre aklıma gelmeden bir an önce uyuyayım en iyisi. Bardağını al. Hep bir teyzecilik, hep bir teyzecilik ya. Allah'ım. Alo Sina, iyi misin? Vallahi kendimi buza yatırdım. Sen uyumadın mı hala? Yok vallahi, mutluluktan gözüme uyku girmiyor ki. Benim de. Ah. Vallahi bir ara olmayacak dedim, umudu kesmiştim yani. Karanlığın en yoğun olduğu saatlerin ardından doğarmış güneş. Bizimki de o hesap işte. Ben seni ne kadar çok sevdiğimi sana söylemek ve tekrardan teşekkür etmek için aradım seni. Ben de seni çok seviyorum. Ama teşekkürü anlayamadım. Yani senin yerinde eğer başka birisi olsaydı beni geri döndürmek için bu kadar uğraşmazdı. Ben de seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeden göçüp giderdim bu dünyada. Tamam. Ben seni bu dünyanın en mutlu kadını olarak yaşatacağım. Bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum, biliyor musun? Ama sana verdiğim sözden önce Canan anneye verdiğim söz tutup onu mutlu etmem gerekiyor. Onu ikna etmen beni ikna etmen kadar kolay olmayacak. Galiba ama biz bence yakalanmadan telefonu kapatalım çünkü Adnan dayı Canan annenin yanına çıktı. Gizli bir toplantı var gibi. Tamam kapatalım da annem hazır sakinlemişken heyheyleri yine tepesine çıkmasın. Tamam sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.